Ben Ümit Erboz. Balat'ta eskicilik yapıyorum. Aynı zamanda mezat yapıyoruz. 380 liraya satıyorum. Bunlar çok ilginç ya. Evet, keçeden yapılıyor. İçi de tamamen keçe. Sen mi yapıyorsun hepsini? Evet, tamamen elde üretiliyor ve iğneyle yapılıyor. Aşağı yukarı biz her mezatta 500-600 ürün satıyoruz minimum. Var mı 30-30 gördüm 40 arıyorum. Var mı 40 lirası? Satıyorum, satıyorum, sat. Tamam evet, İstanbul canlı mezat 500 lira. Uzaktan zaten kendini belirliyor, yaparsan güzel oldu. Güzel canım. Bunu sana ne yaparız? 40 bin lira olur sana. Tabure ne kadar? Biz eskiciyiz, eskizde kalacağız. Balat'ı anlatmak zor ama gelen Balat'ı yaşarken benim anlatacağımdan çok şey daha fazla görür. Çok şey daha fazla hisseder. Akşam bütün inen malı dizmişsin maşallah, eline sağlık. Ya dokunmadım mı olmuyor? Hepsine tek tek aynen dokunmam gerekiyor. Ama çok güzel olmuş ya. Ya dokununca yaşıyorum. Yaşıyorum tek abi. Tek başına dizmiş hakikaten. Beğendin mi Tuş? Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Tek dizdim. Tek. Fark ettim. Tek yaptım. Sana söyledim. Biliyorum, fark ettim. Ama şaka maka bu hafta ürünler çok güzel. Güzel evet. Özellikle şuradaki cam şeye bayıldım ya. Kadıköy'den aldık onu. Bayıldım. He? Birçoğunu Tunç'la aldık onu. Evet. Çok güzel hakikaten. Dizdik, yorumu da yaptık. Güzel, elimize sağlık. Içiyoruz. Acıkmadık mı ya? Aç karnına yani çay gitmiyor Murat abi. İçiyoruz herhalde. Murat kahvaltı abi. Zamanı, kahvaltı. Kahvaltı. Sonuç şu Murat abi, senin her zaman gittiğin organikçi var ya. Evet. Hani böyle organik yumurta, o lor peynirler, Erzincan tulumu var ya, çok müthişti geçen gün aldığın. Oraya git abi, bir de fırından gelirken ekmek al. Simit de al abi, ne olur be. Başka? O kadar yeter. Canına sağlık abi, ne olsun? Anladım. Bu sefer peki ben gitmesem? Olsun, Gökhan gitsin. Olur. Abi çok benim yorgunum. Canıma çok minnet. Yorgunum ya. Ben de hakikaten yorgunum. Hakikaten çok yorgunum. Ben de çok yorgunum. Ya dün akşam o kadar malı indirdim. Harbiden belim ağrıyor. Anladım. Bu adam sabah kalır. Abi bu işe bir kural koyalım ya. Her zaman ben gidiyorum. Abi bugün gitti. Bir dahakine koyarız. Git bir kere de sen git. Adamı ne kırıyorsun ya? Ya kıracağım. Ben hakikaten kalkamıyorum. Belim ağrıyor ya. Yoksa ben seni kırar mıyım Murat abi? Ne zaman bir şey? Abi. Aleykümselam abi, hoş geldin. Abi geldi. Sen bak, o da kahvaltı yapmamıştı. Hemen aldı geldi. Şimdi. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Nasıl gidiyor? Sağ ol abi. Kahvaltı yaptın mı abi? Yok, yapmadım. Kahvaltı mı ısmarlayacaksınız? Murat abi şimdi gidecek, alacaklar. Abi her zaman ben gidiyorum da bu sefer diyorum başkası gitsin diye ama. İşte bunu bugün söylediğin zaman zorlaşıyor iş. Evet. Halbuki mesela ne kadar zamandır kahvaltıya gidiyorsun? Bir senedir. İşte bir sene önce desen ki ya bunu sırayla desen, bu iş şimdi bana düşmezdi. Doğru. Şimdi sen bir diyorsun ki, olarak tabii siz... Ümit abi bu sorunu çöz diyorsun. Gönüllü varsa ben çözme yöntemi bulmayayım size. Murat abi şaka yapmıyorsun değil mi gerçekten? Yok, şaka yapmıyorum. Sıkılmadı mı dün geceden beri oturuyorsun? Yok. Anladım, peki. Bir yarışma yapalım. Ha? Şurada bir saat var arkadaşlar. Hangi saat? Osmanlı, bak Osmanlı duvar, diyorum. Küçük saat değil mi? Osmanlı duvar saati. Evet abi. Yani Osmanlı zincirinden döneminden ipucu verdim. Murat, ipucunu sana veriyorum. Tahmini yıllığını söyleyin. En uzak kalan kahvaltıya gitsin. Kahvaltıyı alır. Ne alıyoruz kahvaltıda? Abi siz ne istersiniz? Ne istiyorsunuz? Siz ne sipariş verdik? Organik abi. Bizde her şey organik. Murat abinin aldığı yer var. Bugün de alacak zaten gidip. Tamam. Hadi hayırlısı olsun. Evet. Ümitciğim. Ben kafadan söyleyeyim abi. Bana daha yakın olmaz. 1920. Tamam. 1915. Tamam. 1910. Tamam. 1890. O nasıl tarih ya? Hakikaten. Evet. Sen yakınsın. Sen en uzak kaldın. Neye uzak kaldım abi? Onun tarihine en uzak kaldı. Verin parayı. Ben tersten kardeş anladım galiba abi olayı. Yo düz anladın da en uzak sen kaldın. Kardeş işte yumurta. Demin diyordun ya.
Erzincan tulumu o çok güzeldi. Zeytin. Organik domatesi de unutmayalım. Sana zahmet. Bir de simit olursa. Ha, simit. Yüz verseydim var ya. Yeter. Elindeymişken bana da poğaça al. Oranın yanında bir poğaçacı var. Orası poğaçası güzel. Evet, güzel. Sıcak olsun. Ben de bir şey isteyeceğim. Ben çayları söylüyorum. İki tane için. De peynirli poğaça ben alabilir miyim? Tamam Murat abi. Ben akşama teşekkür şey ederim yapacağım. Abi. Sağ olasın. Tamam. Hadi iştahımız kaybolmadan getir de yiyelim. Eyvallah abi. Bana bırak. Bu kıyamet. Atıp tutuyor bende. Bak nasıl güldü biliyor musun öyle deyince? Abi şu kılıçları koyduğumuz şeyi de biraz arkaya koyar mısın? Şöyle mi abi? Birisinin ayağına takılacak diye korkuyorum. Tamam abi. Gayet güzel. Merhaba Ümit abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sana bir şeyler sormaya geldim. Merhaba. Adım Açıyla Gültekin. Şu an Trabzon'da yaşıyorum. İhtiyacım olan dönem kumaşlarını bulmak için zaman zaman İstanbul'a geliyorum. Daha önce TRT2'de Eskici programını izledim ve Ümit abiyi ziyaret etmek istedim. Çok sevindim. Acaba elinizde öyle kumaşlar var mı? Olabilir. Niye kullanacaksın? Yani kumaş çok vardır da bizde. Kullanacağın alanı anlarsam daha iyi yardımcı olurum tamam. Gibi. Tamam. Görmek ister misin? İstemez miyim ya? Zaten orada kapalı durdukça içim böyle bir şey oldu benim. Bu arada ben elimizde ne var bir isteyeyim, içinden çok bakalım. Çok sevinirim. Refik abi. Efendim abi. Abi elimizde eski bez. Bir bakayım geliyorum. Büyüklüğü önemli mi? Yani illa hayır, bir iki. Hayır hayır. Parçalı da olabilir abi. Da olabilir. Büyük de olabilir. Onun içinden... Ha. Bilge şifacığım. Çok güzel. Evet, böyle dönem bebekleri yapıyorum. Ben bu şimdi, karakterleri... şimdi sana ne kumaşlar lazım diye bakıyorum. Sonra bebeklerin kendisine bakacağım ama sen her şeyi kullanabilir durumdasın. Evet, daha önceden mesela şu kumaşı kapalı çarşıdan bulmuştum. Hı-hı. Bu altında kullandığım ve kolunda kullandığım işlemeleri bit pazarından almıştım. Hı-hı. Senin elinde de olabilir diye düşündüm. Vardır ama az yarar, çok yarar ama mutlaka vardır. Abi elimizdekiler bunlar. Ha, gör Refik abi. Şimdi şunu şöyle şahane. Koyalım. Bunlara nasıl olsa bakarız şimdi. Çok güzel görünüyorlar. Evet. Şurada iki parça işine çok yarar gibi geliyor ama bunlar çok ilginç ya. Evet, keçeden yapılıyor. İçi de tamamen keçe. Sen mi yapıyorsun hepsini? Evet, tamamen elde üretiliyor ve iğneyle yapılıyor. Sonra o yüze ifade yerleştiriliyor. Evet, dönem olarak Osmanlı dönemine ait bir ayna ve aynı zamanda bir çekmecesi bulunan. Evet, beyaz gördüğünüz yerler deve kemiği ve orijinal sedefler kullanılarak yapılmıştır dostlar. Bu ürün için istediğin fiyat tek fiyattır arkadaşlar. 4500 lira istiyorum bu parçaya. Evet 4500 lira var mı ki aramızda koleksiyoneri de var. 4500 lira var mı dostlar? Evet var mı 4500? El görelim. Evet 4500 lira geldi. 4500 lirayla başladım. 4600 lira var mı? 4500 liraya satıyorum. 4500 liraya satıyorum. Satıyorum. Sattım. Evet hayırlı olsun. Sedat Kaya abime gitti 4500 lira. Peki mesela şu küçük olan mı daha el alıyor, büyük olan mı? Yani hani bazı işlerde mesela ürün küçüldükçe işçilik artar, büyükte çalışmak zordur. Sendeki durum ne? Şöyle, yüz küçük olunca ifadeye yerleştirmek daha zor oluyor. Hı. Yani en az bu büyüklükte bir yüz daha ideal. Hı hı. Ama işte bu da gördüğün gibi aslında o ifadeyi de biraz veriyor. Sadece
çok ince bir malzeme olmadığı için o kırışıklıkları vermek daha zor. Küçük. Yani ben şimdi sen bunu iğneyle yapıyorum dedin ya, hayalime yerleştiremedim ya. Çok ilginç bir çok şey. Çok uzun sürüyor. Yani mesela böyle bir şey ne kadar zamanda bitiyor Açelya? 2 haftayı buluyor. Evet, ciddi tabii bir de ya, kıyafeti, ona en uyumlu parçaları bulup buluşturup bir anlam yaratmaya çalışıyoruz. Yani o her kumaş birbiriyle uyumlu olmalı. O yüzdeki ifadeyi tamamlamalı. Aa, çok güzel. Açelya bak, şunlar evet, var. Kumaşlara? Şunları vereyim. Bak bunlar küçük parça hem de şey. Bu kumaşların tarihi hangi dönemde kullanıldığı belli mi Ümit abi? Bu yeni malzemedir. Yani çok eski değildir ama eski bir figür işlenmiştir. Eski bir motif işlenmiştir. Hı-hı. Bunlar çünkü normalde el işi olması. Bak bunlar makine. Dolayısıyla çok eski değildir ama yeni de bir şey değildir. Evet, bu çok hoşuma gitti. Ben böyle soluk ve işte mat kumaşları daha çok seviyorum. Bu bir Safranbolu evleri var. Ama şu desenler onlar olmadan kullanılabilir. Hmm. Mesela burada bir lale şey evet, var. Zaten bazen öyle yapıyorum. Düz bir kumaşın altına bu motifi koyuyorum. Değil mi? Evet, öyle bir hareket oluyor kıyafette. Bir şeyler üretmenin en büyük keyfi sanırım insanın içinde hayal ettiği boyuttaki imgeyi dış dünyada bir forma sokmaya çalışması. Bu forma sokma sürecinde o hayal ile uyumlu bir sürü parçayı bulup aynı bedende toplamaya çalışıyorsunuz ve bir anlam yaratıyorsunuz. Ve bunun hazzı gerçekten çok büyük. Ben Trabzon'da oturuyorum. Öyle evet mi? Abi. Evet, İstanbul'a belli aralıklarla gelip böyle şeyler alıp dönüyorum. Aa, çok güzel ya. Trabzon benim, nasıl söyleyeyim, ikinci şehrim. Öyle mi? Tabii. Bağlantı çünkü nereden? Bağlantı şu, benim eniştem Trabzonlu, eniştemin ailesi Trabzonlu. Uzun zamandır da onlarla da aileyim. Yani hani Erzincanlıyım ama... Zaten çok yakın. Trabzon ikinci şehrim benim. Geliyor musunuz? Bir iki defa gittim. Ama işte ne bileyim, fırsat olup da böyle... Harika. Şey, çok ama eniştem ve ailesi çok sık orada yerleri var. Gidiyorlar orada bir ay iki ay kalıyorlar. O zaman artık gelirseniz beni ziyaret de ederim, evet, herhalde, herhalde. Hatta şöyle de yaparım. Gelirken de buralardan bir şey bulursam bez getiririm sana. Şahane olur. Çok teşekkür ederim. Buna da bir bak. Bunu ben pek şey yapamadım. Yani senin gözünde nasıl durur? Burada böyle bir Hintli kostümünde falan mesela. Evet, bana onu çağrıştırdı. Evet. Kesinlikle kullanılır. Çok teşekkür ederim. Rica bunlar ederim. İçin. Evet, %100 Osmanlı bizim işimiz. Ve yaklaşık 100-150 yaşında bir çift alın geliyor. Orijinalliğiyle hiç oynanılmamış ve bu ürün için istediğin fiyat 100 lira, peyler 100-100 devam eder. Bakalım hedeflediğim rakama yaklaşabilecek miyim? Evet, 200 lira geldi 200 liraya, 300 lira geldi 300 liraya. 500 gördüm dışarıdan, 500 liraya 600 lira var mı? 500 liraya satıyorum, 500 liraya satıyorum, satıyorum, sat. Tamam, evet. İstanbul Canlı Mezat 500 lira. Peki bir de fiyatlarını öğreneyim ben. Fiyatları biliyorum da. Refik abi. Efendim abi. Bu bezler ne kadar abi? Hepsi mi abi? Hepsine uygun bir fiyat söylesene abi. 500 olur. Tamam. Sen onların dediğine bakma. Son fiyat ne olur peki Mithat abi? Onu hallederiz şimdi. Onlar 500 lira diyor. Ben sana 200'e veririm bunu. Gerçekten mi? Gerçekten veririm. Şahane. Çünkü şey, şimdi bez bizim bu bölgede çok değerlendirdiğimiz bir şey değil. Hmm. Ancak senin gibi böyle bir şeye lazım olup özellikle bez arayanların istediği bir şey. E bir de bu işi yapıyorsun yani şimdi sana vereceğim bezden kaç bebek çıkaracağını bilmiyorum ki her bebek için bana 5 lira yazasın. Ben sana vereyim. Çok teşekkür ederim. Bakma onun dediğine, 200 de kurtarır, ben öyle harika tahmin ettim yani. Sen buldukça da zaten bana haber verirsin. Ya edersin. Şöyle yaparız, ben telefonunu alırım Açeli'ye. Bizim arkadaşlar böyle buldukça kenara koyar. Hı-hı. Belki sana fotoğraflarını yollarlar. Çok teşekkür
teşekkürler. Ama sen de yani şunlardan yeni şeyler yaptıkça bir bize de fotoğraf yollarsan kesinlikle. Biz de onu görmenin mutluluğunu yaşarız. Seve seve. İhtiyacım olan kumaşları buldum. Şimdi onları yeni bebeklere dönüştürmek için çok heyecanlıyım. Müsaadeni isteyeyim tamam, ben açıyorum, tabii. Müsaade senin. Çok memnun ben oldum. Memnun çok oldum. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Çok sağ ol. Hop şunu da şöyle aldık mı? Tamam. Tekrar en güzel zamanda görüşmek üzere. Bekliyoruz. Sağ ol. İyi günler. Teşekkürler. Alparslan, günaydın. Günaydın kardeşim, hoş ne geldin. Ne haber, nasılsın? İyidir, senden ne haber? Sağ olasın. Tunç, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Adım Alparslan Ünal, 41 yaşındayım. 25-30 senedir bu işi yapıyorum. Dededen intikal etti bu iş bize. Aslında bir şeyler almaya geldik. Varsa sende vardır. Sende de bir jardin yer alacağız. Var, birkaç tane var, bakarız. Tamam, onun haricinde varsa yine şömine saati falan bakmış oluruz gelmişken. Bakalım, işte bir her yerde olur. Tamam, bana bir jardin yer, acil ama. Acil. Tamam baba. Bakalım şuna. Bakalım. Alparslan, senin buraya geldiğimiz zaman da bir parçayla alalım gidelim gibi düşünemiyoruz ki. Şimdi jardin yer bakmaya geldik. Teşhir vitrinine takıldım. Teşhir, ben de ona bakıyorum. Vallahi müthiş ya. Alttakiler de güzel. Alttakiler de güzel. Alttakiler de güzel. Yani çatal bıçaklar da güzel. Bunlar da yeni geldi. Ya senin burası bir deniz gibi. O yüzden biz boğuluruz burada. Hemen şu bir iki parçamızı alıp gidelim. Bu güzel yalnız. İstediğim gibi. Güzel baba. Veririz. Güzel, bu da Fransız yine bak. Bir hasar kusuru yok. Gayet güzel. Güzel. Aynası da temiz. Taş ayna. Gayet güzel. Ve bunu bayağı uzaktan aldık yani. Bayağı yol gitti bunun için. Tabii şimdi sen üzerine koyacaksın. Yani, yol gittik. Tabii işte yani. Yemek yedik. 200-250 kilometre yol yaptım bunu almak için ben orada. Koli parası verdik. Pat pat parası verdik. İşte gümrükten geçti. Gümrükten buraya geldi derken bayağı bir... Yani bayağı bir maceradan geçti. Bize bayağı bir külfet oldu bu. Bana macerasından çok fiyatı lazım ya. Alparslan. Baba, sana ne yaparız bunu? Müşteriye 3000 diyorum ama sana 2000 lira olur. 2000. Ona hiç bakma, onu veremem. Onun takımı var. Öyle mi? O da güzelmiş. Alt o da güzel, orada bir, bak, bir çift camdan var, onlarla takım o. Tamam. Güzel ya, bu benim için uygun. Fiyat da... Tunç, ne diyorsun fiyat? Bir tık yüksek değil mi? Evet. Tunç akşam yemek yedi. Sanki... Abi yeni geldim bak, yani bir şeyler yapman lazım. Şöyle yaparsan hani... 2000 benim de satabileceğim bir rakam. Zorlanır mıyım? Yok, zorlanmam. Söylediğin fiyat çok uygun. Ama sen dersen ki ya buralara kadar gelmişsin. Emek vermişsin. Seni de boş göndermek istemem. Bu sana 1800 lira olsun kardeşim dersen... Tunç'a bir sormam lazım. Abi 1850'de anlaşalım da akşam yemeğini düşüneceksin. 2 dakika. Unutmayacağım. Tamam. Tamam, o zaman madem Tunç'ta öğrendi. Peki, teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam. 3 adet pirinç havan çıkartacağım. Eczacı havanı. 10 lira istiyorum, üçüne 10 lirası var mı? Var mı 10 lirası? 10 geldi, 20 geldi. Var mı 30 lirası? Var mı 30? 30 gördüm, 40 arıyorum. Var mı 40 lirası? 30 liraya sat. Tamam, numaramız var mı abi? Bir numara verelim. Uzaktan zaten kendini belirliyor. Yaparsan güzel oldu. Güzel canım. Baksana. Bu arada çil durumda ya. Çok güzel. Sen piyanoya bakıyorsun. Biz tabureye çekiyoruz. Unuttum ben tabureyi ya. Vallahi unuttum. Bir de
Bu da şimdi bir de satış pazarlama stratejisi. Bu satış pazarlama stratejisini alırken de uygulayacaksın. Yani şimdi tabureyle ilgilendiğini belli etmiyor. Hiç bakmıyor ona. Şunu alacak ona bakmıyor. Beraber alacağız da onun için. Güzel. Çok güzel. O da çok güzel. Çok güzelmiş ya. Küçükken de mi çalıyordun? Küçükken de çalıyordum. Böyle ufak bir hikayem var. Evet. Aparsan nedir bunun fiyatı ya? Boş ver tabureyi sen şimdi. Takım halinde değil mi? Ümit'im bu Alman yapımı güzel. Stuttgart, Schittmeier. Konstantinopol'de etiketli ayrıca. Öyle mi? Tabii. Etiketli bak, sağlam. Sağlam sağlam. Ta, o dönem getirilmiş. 1800 sonlarında. Evet. Bunu sana ne yaparız? 40 bin lira olur sana. Tabure ne kadar? Dur abi ben tabureyi ben takım yaptım da çok aradım bu tabureyi buna ya. Detaylar falan çok güzel şeyler. İşlemeler, işçilikler. E güzel baba. Tabii ki güzel. Peki sence Alman mı Fransız mı? Bu Fransız. Hı. Çünkü Fransız. Doku, Fransız dokusu var üzerinde. Güzel. Bunun fiyatı ne? Atmasan. 2500 demeyeceğim. Bu da sana 2000 lira. Tabii o rakamlar bize biraz fazla olur. Ama bak iyi bak şuna bak. Bu alttan dönerli, ayarlı buradan. Yükseklik onların orijinal olması güzel, evet. Şu yani. Kısımların orijinal oluyor olması güzel. Ya şimdi bir marangoz bugün yapsa yapmaz bunu 2000 liraya. Baksana şu işçiliğe. Masif. Ayaklara bak. Görüyor musun? Alparslan, bu sefer ben fiyat söyleyeceğim. Söyle bakalım, dinliyoruz. Senin de çok kasmayacak o fiyat, öyle tahmin ediyorum. 1400 lira. Abi bana bırakmıştı zaten, hayırlı olsun, iyi günlerde. Sormadım. Ya Tunç'a abi, satalım mı dedim. Satalım mı dedim. 1750 lira sana. Ver tamam. Elini bana. Ver elini bana. Bunda çok fazla ticaret yapmayacağız. Yani bu aldığımız paraya karşı tarafa vermiş evet. olacağız. Dolayısıyla hani karşı tarafı da çok fazla üzmeyelim. 1600 diyecek de işte yoruyor beni. 1500'du aslında ama tamam 1600 olsun. Peki tamam, 1600'ün hayırlısı. Sağ olasın. Güzel. Bunlar için bir işlem yaparız. En azından yolda da sıkıntı yaşamayalım. Evraklarını düzenleyelim. Tamam. Çocuklar bunları paketler, faturasını keser. Sevinirim. Sana göndeririz. Sevinirim. Bunları. Çok güzel. Bir iki yere daha uğrayacağız zaten. Olmadı biz de gelip alabiliriz. O da olur. O da olur. O da olur ama hatta direkt teslim de edebiliriz. Ya da sürpriz olsun ya paket yapalım. Tamam. Tamam, yine belki mezatta satarız. Mezatta gelin bir kahve alsın. İçelim. Çocuklar orada bunu sarsınlar. Olur. Hazırlasınlar. Götürürsünüz. Olur. Tamam. Olur. Tamam. Seviniriz. Hadi. Evet, günün en güzel ürünlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu temizlikte çıkmaz. Bazıları için hiçbir şey ifade etmeyebilir bir tabureden başka. Ama bazıları için de kıymetli bir parça. Evet, bu bir piyano koltuğu, bir piyano taburesi arkadaşlar. Peki bu piyano taburesi için tekerleme gibi niye bu? Piyano taburesi. Bu piyano taburesi. Bu koyunca olmuyor. Söyle bakayım bu piyano taburesi. Bu piyano taburesi. Bu piyano taburesi piyanosu olan için iyidir. Evet yani Rudi abi için güzel güzel. Şimdi abi. Şimdi piyano taburelerinin ortalama fiyatları 3000, 4000, 5000 eskiliğine yeniliğine göre değişiyor. Bugün bir tane kırdık. Aslında onu çok uygun bir fiyata temin edecektik sana. Ama kırılınca benim hevesim kırıldı ondan. Bu malzemeyi seni düşünerek aldım. Fiyat uyacak mı sana uymayacak mı bilmiyorum. Ama bu üründe ticaret yapmayacağım. Aldığımız rakama vereceğiz bunu. Yanlış hatırlamıyorsam bunun için istemem gereken fiyat 1350 lira. Ticaret yok. Piyanoya yakışacak diye aldım. Ticaretimiz yok bunda. Ne diyorsun? 1350 lira. Peki teşekkürler. 1350 lirayla başladım arkadaşlar. Tabii ki açık arttırmada şu an 1350 liranın üzeri var mı? 1350 liraya satıyorum.
Satıyorum. Sat. Tamam. Evet, hayırlı olsun. 1350 lira. Bunda ticaret olmadı dediğim gibi. Rudy abi için almıştık. Rudy abiye gitti.